Selamünaleyküm arkadaşlar. Hacer ve Kızlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Çok güzel kar yağıyor arkadaşlar bizim burada. Sesinden de anlaşılmıştır. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle ne mi yapacağız? Bugün sizinle fırın temizliği yapacağız. Bu camı nasıl çıkarttığımı göstereceğim size. Her fırında farklıdır. Ama benimkisi o kadar kolay çıkıyor ki size anlatamam. Şimdi ilk önce şunun içinde bir spreyimi sıkayım. Yok mu senin çatalın? Kızlar durmuyorlar. İlla çıkalım. Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir şöyle spreyimi sıkıyorum. Biliyorsunuz benim normal spreyim. Şöyle kendilerime sıkıyorum. Şimdi burada dursun. Şimdi arkadaşlar şöyle gözüküyor mu? Şöyle alayım ben size. Şimdi ben nasıl çıkartıyorum arkadaşlar ocağımı, camı? Şöyle kaldırıyorum bakın. Burada bir iki tane kilidim var. Şöyle kilidimi kaldırıyorum. Bu şekilde camım elimde. Tekrar takmak istediğim zaman yine aynı şekilde böyle kilitliyorum. Bakın şöyle sizi yakınlaştırayım. Şurada iki tane kilit var. Benimkisi çok zor çıkanlardan değil. Şöyle bu şekilde kaldırıyorum. Tabii o zaman böyle atıyor geri kendini yukarı. Şimdi bunu yıkayacağım ben. Spreyleyeceğim. Şurada bir dursun. Buraya da aynı şekilde spreyimi sıkıyorum. Oo, spreyim bitmiş ama tabii ki ben bunu yedeklemiştim. Ben bir süngerimi alayım. Anne dokunacak. Dökülmez anneciğim, merak etme. Anneciğim sen geç. Geç otur yemeğini ye. Şöyle. Şu şekilde. Böyle süngerle bir sürtüyorum. Yağ lekelerinden kurtulsun diye. Benim gerçekten bu ara fırınım çok battı. Niye bilmiyorum. Şimdi sizi şöyle alacağım. İçerisini temizleyelim. Anne. Anne neden kalabilirler? Görüyorsunuz. Bu süngerimi atacağım. Anne ne zaman kadar gidecek? Birazdan gideceğiz anneciğim. Gidelim artık. Tamam, bir saat sonra çıkacağız. Aha, elime girdi. Anne, bir şey yok anneciğim. Tamam. Atacağım. Öpme anneciğim. Elim leş gibi. Şöyle fırınımın. Anne. Efendim kızım. Elimizde az durunca bu ışık suyu değerse gözümüz görmez değil mi? Evet anneciğim, bunlar zararlı şeyler. Benim gözüme geldi. Arkadaşlar videoda şey dedim. Şimdi size içerisini göstereceğim. Anne sen arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben videoda bir şey şöyle dedim. Eğil dön bu tarafa. Arkadaşlar. Konuş. Dön bu tarafa konuş. Arkadaşlar ben videoda bir şey dedim. Bir tane kız bulaşık yıkıyor, yerleri yıkıyor. Sonra gözü acımış. Gözünü şöyle yaptığı zaman bulaşıkların ikisi de iki gözüne değdi. Sonra da gözü görmedi. Çubuklu gezer. Sonra değil mi anne? Evet. Allah korusun. Şimdi yediyseniz içeri geçer misiniz kızlarım? Ben yemeğime bir şey dedim ben. Evet şimdi bunu da yıkayacağım. Şöyle koyduğumda. Fırının biraz bekleye dursun. Şöyle arkalı önlü güzel yıkıyorum. Bunu kurutacağız arkadaşlar. Hemen yıkar yıkamaz. Yağ kirliliğine önce bunu kurutacağım. Şöyle. Biraz daha az açayım. Yemek için yemedi zaten o Mevacım. Şöyle dönüp kaldığım gibi. Baba.
Şimdi arkadaşlar bunu aç anneciğim. Bana neden soruyorsun? Açabilirsin tabii ki. Şimdi bunu hemen kurutacağım arkadaşlar. Bir çekiyorsun ya ondan mı? Burada açma, burada açma, yok. İçeride. Anne, karnım acıktı. Tamam ya anneciğim, sana bir şey demiyorum ben. Televizyon açmayın diyorum. Ben Mickey seçeceğim. He? Mickey. Şöyle. Hemen. Kurutuyoruz. Çünkü süreke yapıyor arkadaşlar. Allah razı için bir kere açıyor. Kızım niye Allah'ın rızasını veriyorsun? Yok annem, birazdan açtıracağım, durun. İçeride açık ya televizyonunuz. Yok ya, içeride açık. Yemek yiyor, yemek. Bunu böylece kuruttum arkadaşlar. Anne bana göster. Şimdi bunu şuraya bir koyayım. Şimdi bezimi bir yıkayayım. Fırınımın içine. Beni de göremediniz gibi. Anne beni göster. Meva da spagetti yiyor. Şimdi. Şöyle bakın. Görüyorsunuz bütün yağlar çözüldü. Fırının içerisinde. Şimdi arkadaşlar fırının. Güzel arkadaşlar. Önce camından başlayacağım. Şöyle silmeye. Bak. Fakat bizim magazinimiz var. Görmediler arkadaşlar. Bezimi geniş gene aldım. Anne. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Aynı. Şimdi çorluya gideceğim diye kaç gündür vallahi evi toparlıyorum. Geldiğimde çünkü bana çok iş çıkmasın diye ama her geldiğimde aynı işi yapıyorum. Hoş bayağıdır Enes'siz gitmiyordum ben. Şimdi eşim beni götürecek, bırakacak. Ben de geleceğim. Sizinle annemin iş yerine falan gideriz arkadaşlar. Biraz gece orada çok soğukmuş. Ama babam götürür inşallah bizi. Şimdi şöyle. Tamam, bir saniye bekler misin anneciğim? Tamam anne. Bitti, istemiyorum daha makarna. Tamam, git ellerini yıka, tamam mı? Tamam. Çocuklarımı da yıkayacağım. He? Çocukları da yıkayacağım. Neyleri yıkayacağım? Çocukları acıktır. Çocuklara da mı yedirdin? Evet, acıktır. Şöyle. En son bu fırını kurutacağım arkadaşlar. Evet. Dur, geçebilirsin tabii ki. Sen de kendi ağzını da yıka, tamam mı anne? Tamam. Anne çorabı yok onları. Çorabı mı? Onlar çok minik anneciğim ya. Meva çok minik oyuncak seviyor arkadaşlar. Şöyle dedim internetten Meva'ya şöyle minik legolardan alayım. Allah'ım o nedir? Ateş pahası. Hiç alınacak bir şey kalmamış yani. Bilmiyorum. Minik oyuncaklarla o kadar çok vakit geçiriyor ki Meva. Dedim ki ona şöyle minik alayım, hani puzzle gibi var ya, yapboz. Yapboz demeyeyim de Lego'nun miniği. O da ne? İnanın. Ateş pahası olmuş her şey. Hiçbir şeyin alınacağı falan kalmamış. Ocağın fırınınızda her şeyi kullanmayın arkadaşlar. Çünkü şu tabanlarımız çok hassas. Hassas olduğu için bazı ürünlerde bunlar kalkıyor. Bu eğer demir döküm değilse, benim demir döküm değil mesela. Benim ocağımın demirleri de demir döküm değil. O yüzden bunlar kalkabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani her önünüze geleni kullanmayın anne, ocağınızda, fırınınızda. Efendim. Ablana sor. Çantalarınız orada ya. Benim kızlar da Çorlu'ya gidecek diye bavul hazırlıyorlar. Abi, oyuncak. Anne, bütün evi taşıyacağız zannediyorlar. Senden bir şey alacağım. Ablana sor. İkra. İkra. Meva'nın çantası nerede kızım? Senin çanta. Evet.
Biraz da beni görün diyeceğim ama yine göremiyorsunuz. Akşam çok fazla kar izledim. Böyle yattım kalktım. Sabah da okullar tatil diye anons ettiler işte. Ondan sonra kızlar uyuyor diye dedim ki ben de yatayım. Yatmaz olaydı. Böyle yüzüm gözüm şişti işte görmüş olduğunuz gibi sahalardayım. Ufacık bir kar yağdı. Okulları tatil ettiler. Sakarya'da falan yani Hendek, Sakarya içi demeyeyim de Sakarya zaten çok kalabalık bir şehir. Ama Hendek böyle trafiği falan kaldıramıyor yani. Halbuki küçük yani az insan var. Hasta oldum. Evet. Ama yaşını güzelsin değil mi anneciğim? Evet. Sirke içmek istemiyor ikna. Artık bıkmış sirkeden. Arkadaşlar ben annem dolu sirke içirmişti. Ama giderken Afganistan tutacaktım yeniden sirke çok iyi aslında. Çok iyi geliyor ama ikna artık bıkmış. Onun tadı da kötü ya. Çok iyi değil diyorsunuz. Ama sirke şifa. Sularla katıyorum. Hadi anneciğim içeri. Duydum. Ne? Ne duydun? Suları takıyorum dedin. Yok canım. Yok canım. Hadi içeri. Ya ben şu. Ha? Buranı şöyle dedim. Hı. Evet şöyle tertemiz oldu. Şurayı da şöyle üstten alayım. Anne suru. Benim bunlar da çıkıyor arkadaşlar. Aa niye çıkaramadım. Ne yaptı? Korkma kızım bir şey yok. Bugünlerde her yerimi kesiyorum. Maşallah kolumu da kestim gene. Anne yok artık. Ne yok artık? Açlıktan öyle yapıyor. Açlıktan mı? Evet. Ne açlığı kız? Açsın. Niye açım? Aç falan değil. Yemek yemiyorum. Çorluda yiyeceğim çünkü diyetteyim diyormuşum şaka şaka. Hiç kesmedim. Kesemiyorum arkadaşlar. O kadar yemeğe alışmışım ki. Kesemiyorum abur cubur. Şimdi Çorlu'ya gidip geleyim. Ondan sonra diyet yapacağım. Aman ben fındık zamanı zaten veriyorum kilomu. Çalıştığım için çok. Evdeyken ya akşamları geceleri biz çok yiyoruz. Gerçekten çok yiyoruz. Benim bunlar çıkıyor. Aa, böyle değil. Ne kadar zormuş. Şöyle. Tamam şimdi kurulayalım hemen. Bu kadar basit. Ne oluyor orada? Tezgah çıkmıyorsun İkta'cığım. Camım var bak benim orada. Şöyle camım bir güzel kurulayayım. Ay, su doldursun. Suyu ne yapacağım doldurup? İçeceğim. Şimdi dışını da sileyim. Arkadaşlar ben fıçıyorum. Peki kalmadığına bakacağım. Ondan sonra karar vereceğim. Ona göre camımı takacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, ben bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Arkadaşlar, ben kaç gündür sucuğum ben. Evet, çünkü ikra hasta olduğu için çok fazla su içmesi gerekiyor, değil mi? Hastayken evet. Çok su içiyor. Evet, babam bana ateşim çıktığında çok su üst iç demişti de. Çok su içmen gerektiğini söylüyor değil mi oğlum? Hayır çünkü çok su içtirmiş. Buranın şeyi hayır, aşağı yapıyor. Hayır anne ama daha bitmedi mesela. Çok su içtirmişti. O yüzden o kadar çok suya alıştım hastayken. Hmm. Şimdi burayı takalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canımda hiçbir leke kalmadı. Fırınımın içi de. Annem sen ne yapıyorsun? Parmaklıyorsun ya. Ben de camı. Yok çekil bakayım sen. Çekil annem ben camımı takacağım. Çok güzel oldu. Güzel oldu tabi. Yapınca güzel olur. Yapmazsan anne, olmaz. Anne camın mı? Evet öbür şimdi. Öbür camı niye çıkarmadın? O çıkmaz. Şöyle. Bu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar orada bir tane daire var. O size yalan söylüyor. Orada bir tane daire var. Ona sokuyor. Kızım söylüyorum ya niye yalan konuşayım? Anne. Şöyle bir dakika. Daire var tatlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada bir
Oradan bir leke mi gözüküyor? Evet, şurada bir şey var. Tamamdır, bu kadar basit. Evet, fırın temizliğimde benim bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parlıyor. Gerçekten ya, bunun bu kenarları falan siyah ya. O yüzden toz oluyor. Yani hiçbir şey olmazsa bile toz oluyor. Ama ben kızartma falan filan yapmıştım. O yüzden biraz batmıştı. Yani gözüme batıyordu. Artık temizlemem gerekiyordu. Şimdi temizledim. Bu lastiklerin arkasında, önünde de oluyor arkadaşlar. Bakın ben temizledim buraları. Şu anlık bir sıkıntım yok. Benim bu lastiklerim çıkıyor aslında ama ben her zaman da çıkartmamaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bir daha çünkü ocak alamam yani. Hele şu zamanda hiç alınacak gibisi değil. Şu ipleri, eşim bunları şuradan vidalayacak. Biz en son şey olduğunda benim ocağımın deliğine şey kaçıyor. O zaman bunu çekip fişini çıkartmıştık. Hem arkasını önünü silmiştik. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi demirini falan da takayım hatta. Tepsilerini de koyayım. Şimdi sizi dışarıya göstermek istiyorum. Gerçekten dışarısı çok güzel. Şimdi tepsileri koyacağım. Ocağımın, fırınımın içine ben reçelimi, balımı falan koyuyorum. Hani dışarı durması gereken malzemelerimi koyuyorum. Böyle, inşallah beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa tabii ki yanıtlarım. Yorumlara bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takip etmiyorsanız lütfen anne, takip ben, edin. Anne ben kapım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle size dışarıyı göstermek istiyorum. Çok güzel Sinan. Şöyle. Bizim de normalde burada bu ağaçlardan vardı. Çam ağacı, ama eşim onları kestirtmek zorunda kaldılar. Yani isteyecek bu taraftakiler. Çünkü çok karartıyordu evlerimizi. Şöyle göstereyim size dışarıyı. Gerçekten çok 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 güzel. Benim bu mutluluğumun sebebi de sanırım dışarıdan kardan kaynaklı. Karı çok seviyorum ben arkadaşlar. İnşallah çocuklarla bugün dışarı çıkacağız. Oynayacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yani şu manzara, size söylüyorum ya, biz bu fındıklıkta yazı, kışı, karı, sonbaharı, ilkbaharı her şeyi yaşıyoruz. O yüzden ben bu balkonumu çok seviyorum. Yani bu taraf benim çok hoşuma gidiyor. Sabah kalktım, kahvemi yaptım. Böyle insan bir mutlu yanıyor, bilmiyorum. Soğuğumuz da gitti. Böyle her yere kar gitsin, kar yağsın. Eşim şey diyordu akşam en son. Gaziantep'e bile kar yağmış falan. Ondan sonra geçen sene çok kar yağmıştı. Gerçekten böyle dizimize kadar geliyordu. Yani batıyorduk parkta falan oynarken içerisine. Bu sene o kadar çok bekledik ki karı. Ben de Çorlu'ya gitmeden kızlar çok görsün istedim. Çünkü Meval şey yapıyor. Anne bak elime kar yağsın, elime kar yağsın falan. Böyle hani yağmurla atıyordu ya ablasını almaya giderken falan. Çok üzülüyordu eve geldiği zaman. O yüzden çok istiyordum kızlarım da karı görsün diye. Hani ben çok seviyorum ya, onların da böyle yani kışı sevsinler, karı sevsinler. Evet soğuk ama onu hani hissetmelerini istiyorum yani. Ben mesela çok soğuk seven bir insan değilimdir. Ama kara böyle, ne bileyim, kar çok güzel bir şey ya. Herhalde sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. O bile böyle insana bir mutluluk veriyor. Yani böyle bir huzur, iç huzur. Yanına bir kek yapacaksın, çayını alacaksın, camın önüne oturacaksın. Gerçekten bizim salon camından da çok güzel gözüküyor. Böyle her yere kar yağsın. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Çok fazla çenem düştü. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.